değişim için önce kişilerin değişmesi gerekiyor. Bu hep atlanan bir şey Türkiye siyasetinde. Çünkü siyasetçiler hiçbir türlü gittiğini geldiğini görmedik. Onun için önemli bir andı. Şimdi bu çok önemli bir noktaya parmak bastı. Şimdi bu değişim ekonomide ve seçimde değişik noktalara dikkat çektirecek. Niye? Şimdi az önce çok güzel bir şey söyledin. Bu seçim acaba ekonominin de daha çok konuşulacağı, gündeme geleceği bir seçim haline gelecek mi? Normal şartlarda eski haliyle seçmen sandığa bile gitmek istemeyecek kadar küsmüştü son seçim sonrası. Evet. Yani genel kanı bu. Benim kişisel kanım değil bu. Genel bütün anketörlerin de söylediği ve vatandaşın davranışı tepkilerinden de görüyorduk. Sokak röportajlarında özellikle baskın. Şimdi bu sefer ya bir acaba bir umut var mı psikolojisi olacağı için bu seçimi evet, gerçekten daha yukarı önemli hale getirdi birincisi. Şimdi Özgür Bey'in yakın zamandaki özellikle konuşması seçildikten sonraki konuşması itibariyle baktığımız zaman buna da parmak bastığı ve daha böyle bunu genel seçim havasına dahi sokabileceği ne hissettik. Dolayısıyla muhtemeldir ki tekrar İYİ Parti'nin filan açıklamaları da gelecektir. Burada çünkü bir kopma noktasına gelinmişti. Şimdi tekrar bazı birleşmeler ve adaylarda desteklemeler filan gündeme geleceği için bu seçimin havasını komple değiştirdi. Şimdi ekonomi niye gündemden bile uzaklaşmak zorunda yani kalmıştı? Çünkü vatandaş umudunu kaybetmişti. Şimdi diyecek ki ya bir şeyler olabilir. Çünkü 2024 Türk ekonomisinin dibe vuracağı yıl. Bunu ben söylemiyorum. Bunu ekonomi yönetimi kendisi söylüyor. Ya bu zamlar bir böyle umutmuş gibi heyecan bile uyandırmıyor Ebru artık. Yani işin faciası orada. Bu kadar sen %50 zam konuşuluyor. Mesela yeniden değerlemeleri falan söylüyorsun ya %58 artışları falan. Şimdi o diyor ki otomatik olarak zaten bana %50 zam gelse zaten orada %58 artış var. Ben onu bile yenemiyorum. Şimdi böyle bir negatif başlangıçta ekonomiyi sen yerel seçime kadar yok merak etmeyin biz size çok daha iyisini yapacağız demeleri bu sefer çok zor olacak. Yani doğalgazınızı bir ay ödemeyin şununla bununla falan bu sefer sanki o kıvamda değil. Bu seferki hamleler maalesef ekonomide yapılacak çünkü başka bir programa geçildi komple. Yani o genişlemeci politikadan sıkılaştırmacı politika. Şimdi ben söylüyordum zaten. Yerel seçime kadar çok sıkılaştırma zaten Mehmet Bey'in de Sayın Ekonomi Bakanı'nın söylediği biraz böyle hep verdiği tarihler 2024 ortası sonrası. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Hanım'ın da söylediği şeyler. Hep işte dezenflasyon süreci Mayıs'ta başlayacak. Temmuz'da başlayacak. Hep 2024 ortasından itibaren. Niye? Çünkü yerel seçime kadar bir miktar yine gevşetilecekti belli biliniyor. O gevşeme sırasında böyle kerhen devam eden bir sıkılaştırma devam ediyor gibi olacak. Ama tam olarak da pek bir şey olmayacağını onlar da kabul etmiş durumdalar. Dolayısıyla bu içinde bulunduğumuz şey nedir tam olarak? Ne tarz bir politikadır? Bu bir ortodoks politika mıdır? Bu bir heterojen politika mıdır? Bu bir yani dünya tarihinde zaten geçmiş denemelerimiz geride kaldı. Biz de bir taraftan diyoruz ki kasamız boş, döviz alalım, ne olur bize borç verin. Ama ülkemizde de yerel seçim var. Biz biraz şey yapacağız, kurallara, ekonominin evrensel kurallarına uyacağız. Ama biraz bir 5 ay bekleyin sonra. O zaman adam ne diyecek yabancı? Biz de ben de 5 ay sonra geleyim o zaman. Hadi en azından 4,5 ay sonra geleyim. Hani yerel seçimin riskini alayım geleyim diyecek. Yatırım yapılamazsa Türkiye'nin şu son hovardaca harcadığı, kasasının boşalttığı ekonomi programının hasarları nasıl tamir edilecek? Dolayısıyla çok büyük bir çıkmaza giriyor. 2024 yerel seçimleri Türkiye Cumhuriyeti tarihine neredeyse genel seçim kadar önemli hale gelmiş bir seçim olabilir bu kurultay. O açıdan aşırı önemli bence. Yani düşünülenin çok ötesinde sonuçları olabilir. Evet, pozitif sonuçları olabilir. Yerel seçimde bir anda rüzgar bu rüzgarla eğer Özgür Bey şu anda bu kurultay zaferinin arkasını getirebilirse, bir rüzgar yaratabilirse yerel seçimde Türkiye böyle 2002'de gördüğümüz bir değişim tarzının siyaseten büyük bir değişimin yine yılı, tarihi olabilir 2024. Dolayısıyla bu yerel seçim
çok daha hızlı gelebilecek bir genel seçimi doğurabilir. Ya sandıktaki yansıma bu arada daha sonra bir genel seçim ortamını da yaratabilir. Yani o kadar eğer bir kuvvetli bir dalga yaratabilirlerse. Çünkü bir umutsuzluktan bir anda, ya Türkiye çok ilginç bir ülkedir. Çok ekstremlerde gider gelir. Yani siyaseten de her hayatın her aşamasında biliyorsun. Hani böyle sporundan şeyine kadar, ölümüne sevgi, işte şeydir, bir yöne doğru gider. Hiçbir zaman hani ya böyle mütevazi bir sevinç, mütevazi bir şey olmaz. Biz hep aşırı seviniriz, aşırı üzülürüz falan filan. Arabesk kültürünün bir parçası olarak. Şimdi bu... bu seçim onun için bir anda bazı şeyleri 180 derece çevirmiş olabilir ve bir bazı umutları yeşertmiş olabilir. Ben de ilk defa bir pazartesiye biraz daha orta vadeli, kısa vadeli demiyorum bak dikkat edersen, orta vadeden kastım 2024'te ekonomik olarak bir dibe vuruluş ama buradan en azından siyaseten bir ışık ihtimalinin olduğu bir gün olarak bir hafta şeye başlangıç yapıyoruz. Dünkü yani cumartesi günkü kurultay sonucu gerçekten düşünenin çok ötesinde bir etki yapabilir. Yani çok böyle önemsenmiyor gibi geliyor sosyal medyada bazı şeyler tarafından ama tam tersine bu rekabeti çok kızıştıracağı için güzel özetledin. Bu ben hatta seçimin 2028'de değil çok daha öne çekilmek zorunda kalacağı çok ciddi bir ekonomik sıkıntının içine düşebileceğimizi tahmin ediyorum 2024'te. Çünkü biz bütün bu sıkılaştırmayı falan niye yapıyoruz? Ekonomik sorunlar var ülkede ve bunu yüksek sesle dile getiren bir ekonomi kadrosu var, yönetimi var. Doğru hamleler de yapıyorlar kısmen ama sonuçta o doğru hamlelerin nereye kadar yapılabileceği ile ilgili soru işaretleri var. Seçimden tam 5 ay geçti ve önümüzde yerel seçime 5 aydan kısa bir süre kaldı. Doğru. Bu geçmiş 5 ayda sözlü de olsa bir miktar bir nebze de olsa bir sıkılaştırma, bir piyasaları sıkıştırma, en azından bu genişlemeci politikadan uzaklaşma gördük. En azından sözlü gördük. Tam olarak uygulanması tam olmasa da kısmen oldu. Ama şimdi önümüzdeki 5 ayda yavaş yavaş buradan uzaklaşma görünmek durumunda kalacak. Bu uzaklaşma da vatandaşa ya siz enflasyonla gerçekten savaşıyor musunuz? Niye yapıyor musunuz? Algısı. Çünkü söylediğinizden çok yaptığınıza dikkat çekecekler. Hani siz tamam, enflasyonla savaştığınızı söylüyorsunuz, faiz arttırıyorsunuz. Ama faiz arttırmak dışında ne yapıyorsunuz? Gerçekten bir para arzında sıkıştırma, sıkılaşma görüyor muyuz? Şimdi o da söylemde oluyor ama uygulamada olmayacağına dair emareler var. Yani bütün bunların özeti, belki bu ayı da biraz daha böyle bir şeylerle geçiştireceğiz ama Aralık itibarıyla tekrar genişlemeci politikalarla ilgili cümleler artacak. Ocak-Şubat aylarında muhtemeldir ki çok daha fazla agresif bir dağıtım şeyine geçilecek. Ama bütün bu söylediklerim senin az önce de dikkat çektiğin 2024 Mart seçiminden sonra kim gelirse gelsin o zaman ekonomi yönetimi değişeceğini varsaymıyoruz. Ben zaten çok zor olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir noktada ama bütün bunların bir acı reçetesi, daha da acı reçetesi gelecek. Şimdi o daha acı reçeteye yani ki o zamana kadar da muhtemeldir ki Mehmet Bey de ya ben sizin için çok da sıkılaştırmadım, çok da parayı bulamadım, herkes yerel seçim bekliyordu diye bir açıklaması vardır şu anda muhtemeldir ki. Sorsanız kapalı kapılar altında tamamen spekülasyon yapıyorum ama tahmin ediyorum. Ya ben yerel seçime kadar size zaten tam olarak sıkılaştıramayacağım için tam olarak yurt dışından da para bulamıyorum, bunu da izah ettim. Ama kısmi de bir şekilde sistemi oraya kadar götüreceğim mantığı var arkada. Ama oradan sonra zaten ülkenin ihtiyacı olan şey artık 5 milyar, 10 milyar dolar falan değil. Çok ciddi, büyük paralara ihtiyacımız olacak. Onu da ister istemez çok daha sıkı ve can sıkıcı bir politikayla gitmeye başladığınız zaman bu sefer az önce söylediğim gibi Deniz'in söylediği 2028 değil, seçimin çok daha erkene getirilmek zorunda kaldığı ağır bir ekonomik bedel olacak Türk halkının üzerinde. Biz hala evet ya bundan daha kötüsü olur mu deniyor ya. Olur. Öte yandan yurt dışı pazarlarına ve şeylerine de bakıyoruz. Diyoruz ki yani tamam. Bu yüksek faiz ortamı, hala borç bulma sorunlarının bir kısmı bizden kaynaklı. Tamam da bir kısmı gerçekten uluslararası piyasalardan kaynaklı. Yani biz mesela yıllarca gördüğümüz bu gelişmekte olan ülkelere para akımı dediğimiz. Ya bu zaten 2013'ten beri düşen bir eğilim var. Ve o düşen eğilimin artık hangi yani gelişmekte olan ülke anlatıldığı zaman işte Çin, Rusya, Güney Afrika, Brezilya söz edilirdi. Bir de Hindistan diyelim. Şimdi bunların içerisinde bir tek Hindistan ve Brezilya kaldı.
Güney Afrika tamamen içinden çıkılamaz bir yolun içerisi. Maalesef. Türkiye zaten gündemden çıktı uzun zamandır. Biz kendimizi yani biz ya birazı bunun evet iktidarın tercihiydi 2018'den beri. Ama bir kısmı da gerçekten bir öngörüydü. Dediler ki ya ulan zaten bir şey bize bir şey gelmiyor. Bari biz kendimizi kapatıp millileşelim. Bu da bir stratejidir. Ben de bunu anlayışla karşılıyorum. Sadece sen bunu yaparken gerçekten içeride çok büyük bir ekonomik içe dönük devrim yaratman lazımdı. Bir reform politikası olması lazımdı. Ya kardeşim biz millileşiyoruz. Dışarıya kapattık. Swap hatlarımızı falan kapattık ya yurt dışından para gelmiyor. O zaman kendi kendine yeten bir model sunacaktın. Tamam sunuyoruz. Rekabetçi kur dendi. Rekabetçi kur görmedik. Tarım reformu kelimeleri aralara sıkıştı. Görmedik. Teknoloji reformu fuarlar dışında tam olarak göremiyoruz maalesef. Şimdi işte elektrikli araba yani bütün bu şey senaryo o da dışarıdan montajda yani içeride üretemedim ama şimdi yatırımlar söyleniyor. Batarya fabrikaları şunlar bunlar. Ya bunlar tabii hep söylem gelecekte şey ama biz çok geride kaldık bu yarışlarda. Şimdi bunları 2018'de madem kapanırken biraz vizyoner davranıp söylediğim gibi ben de bu bir anlayıştır. Ya zaten bak Devrim Bey gelmiyor zaten yurt dışından hiçbir yere gitmiyor. Diyorum ya tamam o zaman kendine yeten bir modeli masaya koy. Ondan sonra onu da buna epistemolojik şey heterojen falan böyle şeyler anlatmayın. Doğru dürüst bir model sunun. Onunla gelin. Öyle olsaydı sonuna kadar Türk halkı da desteklerdi zaten. Ama hiçbir şey sunmayıp ortada olmayan bir paketle bir şeyler yapılıp sonra da mucizevi bir ürün KKM diye çıkıp toksik bir ürün yaratıp toksik yani niye? Çünkü döviz mi? TL mi? Ne olduğu belli değil. İçerideki dövizleri TL'ye çevirme operasyonu. Sıkıştığın zaman bir devalüasyonla onu açma metodu. Bu doğru bir metot olduğunu söylemiyorum ama çaresizlik metodu hep tarih boyunca görmüşüzdür. Türkiye'de bütün devalülerde öyle olmuş. Şimdi bakıyoruz. Bu sefer onu bile yapamıyorsunuz çünkü kur korumalı mevduat sizi böyle kelepçeledi. Kıpırdayamıyorsunuz. Zaten bütün bu Mehmet Bey'in çabası kur korumalı mevduat bak 139 milyar dolarlara kadar çıkmıştı. Şimdi resmi rakamlarla 110 milyar dolara kadar düştü. Ama 110 milyar dolar hala çok büyük para. Biz gidiyoruz 3-5 milyar dolar para bulamıyoruz yurt dışından. Hala o 110 milyar dolar söylenince yani yani filan deniyor ya. Ay çok büyük bir rakam. Bunun böyle çevrilmesi, TL'ye dönmesi, ikna olması filan böyle son 5 ayda, 4,5 ayda iyimser bakış açısıyla gidiyoruz. O iyimser bakış açısı bir 5 ay daha gitmez. Dolayısıyla bir şeyler arada yerel seçim öncesi de bir şeyler patlak vermeye başlayacak. Yani bu anlattığı bütün senaryo böyle bir günde belki şey yapmayacak ama bu süt liman vaziyet yani böyle ama dövizi kontrolü yükseltelim. Bakın yurt dışına da güzel şey yapıyoruz kendimizi anlatıyoruz filan. Bu süt liman senaryonun ben yerel seçime kadar götürülmesinin dahi hiç kolay olmadığını bir kez daha burada hani not düşeyim. Çünkü o böyle geçtiğimiz 5 ay. İyimser bakış açısıyla ve beklentilerle geçti. Önümüzdeki 5 ayda o kadar iyi bir beklenti olmayabilir. Şu ana kadar yani bu ekonomik olarak bir bakalım. Önümüzde neydi senaryo? 2023 Mayıs seçimlerine girerken böyle bir ekonominin çok sıkıştığı, bir şeylerin olacağı, bir an önce bir şeylerin değişeceği varsayımı vardı değil mi? Sonra seçimden kuvvetle galip çıkmış bir iktidar vardı. Ve ekonomi metodunda yepyeni metotlara başvuruldu. Vatandaş sıkıştırıldı. Şu bu filan ama öyle de böyle bir şeyler piyasaların kabul ettiği ve desteklediği bir model kabul edildi. Şimdi biz biraz spekülasyon yapalım. 5 ay var yerel seçime ve bütün bu konuştuklarımız eğer yerel seçimde rekabeti yüksek bir yerel seçim olacağı ortada artık. Şimdi böyle olursa bir de diyelim ki yerel seçimi muhalefetin adayları artarak kazandı. Şimdi bütün bu bas senaryo nedir şu anda? Yerel seçime kadar birazcık gevşecekler. Sonra da çok sıkı para politikalarıyla Türkiye'ye o zaman asıl finansman bulunacak. Şimdi ben de diyorum ki eğer gücünü kaybetmiş bir iktidar olursa yerel seçim kaybetmiş. Gücünü kaybetmiş bir iktidar. Bu sefer Sayın Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek yurt dışına hangi Türkiye hikayesiyle gidecek? Diyecekler ki ya siz şu ana kadar uyguladıklarınızla halktan destek kaybetmeye başladınız. Siz şimdi halk desteğini daha düşmüş halk desteği azalmış bir iktidar olarak nasıl bu kadar sert ekonomi politikalarını uygulayacaksınız? Hayır bas senaryodur piyasalarda. 2024 yerel seçimine kadar öyle gevşeme, biraz idare, bas paraları falan idare edeceklerini varsayıyoruz değil mi?
Ama ben de diyorum ki o zamana kadar zaten zor. Hadi diyelim ki gitti oraya kadar. Bu sefer siz oraya o politikaları nasıl gider uygulayacaksınız? Ama i̇şte devam kadar edemez. Yani bu sefer de uygulayabileceği politikalara kaybın biraz faturası olur diyorsun. Aynen. Yani hayır, evet. Bu sefer de rahat yurt dışına gidip halk desteğini kardeşim, halk desteğini almışsın. Ondan biz 5 aydır piyasalar sakin, borsa iyimser, işte şey döviz aşırı tepkili değil. Kontrol, her şey kontrollü gidiyor ya. Ben de diyorum ki bu kontrolün kaybedileceği bir yıl olacak 2024. Oraya gidiyoruz maalesef yani. Evet, son dakika haberleri var aslında. Onları hemen ileteyim. Çünkü bir az önce gözüme çarpan bu sürekli konuşulan aylardır şu Körfez'den gelen bir 8 milyar dolarlık sukuk için hazinenin 5 bankalara o şey çalışma verdiği muhtemelen gelecek hafta artık kasaya gireceği yani. Mehmet Bey'in bu kadar dolaşmalarının sonunda ilk para geliyor gibi duruyor. Bu 8 milyar dolar borsada muhtemelen bunu kutluyor. Biraz %2.33 şu anda yukarıda. Benim teknik olarak takip ettiğim 7720 seviyesinin üstüne attı. Dolayısıyla şimdi 7900-8000 bölgesi var. Orası yeni direnç bölgesi. Ama hani bu haber zaten piyasada iyimser olarak fiyatlanmış bir haberdi. Ne kadar ama bekleniyor bu sukuk ihracından? 8 milyar dolar Türkiye uzun zamandır Türkiye tarihinin en ilk seferdeki en büyük satışı olmuş olacak. Muhtemelen işte bu şu anda en sonunda bir şeylerin paraların girdiğine dair bir görüntü olacak. Bunu tabii birkaç bir şeyle üst üste koyduğumuz zaman zamanlaması manidar. Bir taraftan bugün yine Bloomberg'te bir haber çıkmıştı şey üstünden. Yabancı Bloomberg'te işte Türkiye tahvil piyasası acaba tekrar 2024'te gündeme gelir mi diye. Bunlar hiçbir tanesi tesadüf değil. Ne tesadüf ki Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye geldiği gün hep bunlar pıt 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 onaylandı çıktı. Çünkü Amerikan Hazine Bakanı'na dün akşam çok ilginç bir karşılama var. Hiçbir hükümetin hiçbir üst düzey yetkilisi Amerikan Dışişleri Bakanı'nı karşılamadı dün. Vali yardımcısı düzeyinde filan karşılandı. Bu bir ilk. Biz bu kadar bölgede önemli bir ülke olarak kabul ediliyoruz. Ya yani bence öyleyse. Üçüncü ziyaretinde geldi. Üçüncü ziyaretinde erteleyerek geliyor. Neredeyse iptal etmişti. Irak ve Güney Kıbrıs'ı filan ziyaretlerinin arkasına sokuşturdu. Onun için artık hani bizi bu kadar önemsemezseniz biz de sizi önemsemeyiz mesajı. Ben burada dışişlerini takdir ettim. Doğru bence yapılan da. Çünkü bu kadar 300 ziyarette bu kadar kilit bir ülkeyi çok daha önce gelip ziyaret edebilirlerdi ama bizim şimdi konumlanmamızı onlar herhalde beğenmiyorlar ki. Zaten ilk baştaki konumlanmayla sonradan sertleşmenin arkasında biraz da bu var. Yani dışişleri gelip gelip gitti. İsrail'e 3 kere. Mısır'a da gidildi biliyorsun. Bir tane daha yayını şey yapmadan önemli bir son dakika gelişmesi gördüm. Gazze hükümeti basın ofisinin az önce bir açıklaması var. Dün geceki yoğun İsrail saldırıları sonrasında Gazze'nin sokaklarında yüzlerce cesedin olduğuna dair raporlar aldık diyorlar. Yani şu ana kadarki en şiddetli İsrail saldırısı dün gece internet kesildikten sonra yaşanmış maalesef. Bu Gazze hükümeti basın ofisinin açıklaması. Yani şimdi ben bunu görünce yani bu kadar konuşulanların hepsinin maalesef yani hiç anlamını yitiriyor. Çünkü yani bir taraftan ekonomi konuşuyoruz, para bul konuşuyoruz, şudur budur derken orada çok dramın en kanlı gecesinin dün olduğunun haberi mülteci kampları, hastaneler maalesef internet buraya kesildikten sonra yapıldığı için muhtemelen bununla ilgili de iletişim de fazla yapılamadı. Ancak böyle bir basın açıklamasıyla duyabiliyoruz yani. Gerçekten hazin. O açıdan ben maalesef birçok arkadaşımız daha iyimsere gidecek. Orta Doğu'da bu işler barışla sonuçlanacak filan. Ben bu Blinken'ın da bizi bu kadar önemsemesi, biz çünkü barış yanlısı peki ve ara bulucu olmaya çalıştığımız için bunun buraya doğru gitmesi çok böyle Blinken'ın ziyaretine veya şey anlam bağlayanların da biraz fazla iyimser olduğunu maalesef bölgede bir süre daha biz bu karamsarlığın arttığı senaryoların gündemde olacağını yaşayacağız.